Elazığ'da. Sizlerle bu toplantıda olmaktan dolayı duyduğum büyük sevinci ve mutluluğu paylaşmak istiyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde gönül bağımızla, gönül birliğimizle, kader birliğimizle inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye'mizin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bekası için ve geleceği için fevkalade önemli şu anda izlemekte olduğumuz politikaların devamı ve haliyle başarısı için hep birlikte çalışacağız. Öyle bir sevgi, öyle bir yakınlık gördüm ki Kıbrıs tabii ki bir parçamızdır. Neden? Çünkü biz bir ulusun evlatlarıyız. Kıbrıs Türk halkının şu anda ısrarla savunduğu ve Türkiye'nin de tam desteğiyle ayrı egemenlik, bağımsız bir devlet. Dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki ayrı egemen devlet esasına göre ve bu iki devletin işbirliğiyle olabilmesi için var gücümüze çalışmaktayız. Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına bir bütün olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıldığı için ve bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün daha da müreffeh bir yaşamla taçlandırılması için yapılan bütün bu çalışmaları bir kez daha buradan selamlıyorum. Bana gösterdiğiniz yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Bu sevgiyi Kıbrıs Türk halkına yapılan bir nezaket, bir sevgi olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla hem şahsım hem halkım adına sizlere teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.